Çok kıymetli Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız, Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Platformu Yönetim Kurulu Başkanımız, birbirinden değerli sivil toplum kuruluşları, temsilcileri, başkanları, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Gebze Ticaret Odası İş Geliştirme Platformu, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen İş Dünyası ve Yapay Zeka Konulu sempozyumumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İş dünyası ve yapay zekayı konuşacağız. Şimdi programın organizasyonunu yapan kurumlardan Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Resul Orman'ı ben sahneye davet ediyorum olacağım. Selamlama konuşmalarını gerçekleştirmek üzere. Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcım, Gebze Ticaret Odası Başkanım, STK temsilcileri, Sayın Basın, hanımlar, beyler, hepinizi Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Platformu GETİP adına sevgi saygıyla selamlıyorum. İnsanlık ailesi son birkaç yüzyılda binlerce yıllık kazanımlardan daha fazla deneyim edindi ve değerler yarattı. Değişimin öncüsü ekonomi bilimi oldu. Bir devrin zirvesi, yeni bir devrin başlangıcı, gerçek kişilerin dışında bedeni olmayan yasal kurgular, yani tüzel kişilikler yaratıldı. Toplumsal düzenin sosyal ve ekonomik yapıları tüzel kişilikler oldu. Kurgusal, yasal mevzuatlar bir düzendir esasında. İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte bilişim ve iletişim teknolojileriyle kurgusal yapılar bir veri tabanı oluşturdu. Ve Web4 ile birlikte bir veri tabanı oluşturdu. Zaman kavramı başka bir boyuta evrildi. Mesafeler kısaldı. Kitle iletişim araçlarıyla dünyamız adeta küresel bir köye dönüştü. Bugün de yapay zekayı konuşacağız. Yapay zeka, biyokimyasal lokal veri, elektronik okyanus verisi. Çok daha büyük bir veri. Merak ve heyecan dolu, kıymetli konuşmacıların konuşmalarından ve deneyimlerinden katkı sunacaklarını düşünüyorum. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Ticaret Odası Başkanım, bölgemizde irili ufaklı çok sayıda dokunulması gereken konu var. Gelişmiş ülkelerde bir iş modeliyle birçok konuyu çözdüklerini görüyoruz. Kamu sektörü, özel sektör ve STK işbirliğiyle bir iş modeli oluşturabiliriz. Bu organizasyon kamu sektörü, özel sektör ve STK işbirliğiyle gerçekleşti. Sayın Rektör Hocam yok ama iyi niyeti ve samimiyeti konuya başka bir renk kattı. Gerçekten onun zaten iradesi olmasaydı bu organizasyon düzenlenmezdi. Dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kamu sektörü, özel sektör ve STK işbirliğiyle ilham verici başka organizasyonların yapılması dileğiyle hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Değerli başkanımıza konuşmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere Gebze Ticaret Odası Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaşal sahneye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım, GETİP Başkanım, üniversitemizin değerli hocaları, STK'ların değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli öğrenciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
böyle bir programa paydaş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederken de Gebze Ticaret Odası'nın bu konudaki gayretini ve tarafkirliğini burada ifade etmek istiyorum. Bugünkü konu yapay zeka. İnsanoğlu yaratıldığı ilk günden bu yana muazzam bir dönüşüm ve değişim içerisindedir. İşte dağınık bir hayattan tarım toplumuna geçiş, oradan yakın tarihe gelirsek hızlı bir endüstrileşme, bu endüstrileşirken de dünyanın değerlerinin, kıymetlerinin hoyratça kullanıldığı, dünyanın alabildiğine kirletildiği bir dönem yaşadık. Bugün ise özellikle internet çağının başlamasıyla işte karanlık fabrikalar, makine yapan makineler, nesnelerin interneti ve nihayetinde geldiğimiz nokta yapay zeka. Şunu görebiliyoruz ki bugün dünya tarihinde toplumların hükümranlığı sürekli el değiştirmiştir. Baktığımızda değişimi ve dönüşümü başlatan ve bunu sürdürülebilir hale getiren toplumlar hakim toplumu olmuşlardır. Kültürel devrimler yapmışlardır. Ve burada bence işin en önemli noktası şudur. Bu gücün hükümlerinin cari olduğu dünyada gücün medeniyet üreten ülkelerin elinde olması gerektiğini bir kez daha yakın günlerde yaşadığımız güneyimizdeki olaylardan fark ediyoruz. Yani eğer değişimi ve dönüşümü başlatanlar ve bunu sürdürülebilir hale getiren ülkeler bir medeniyetin ürünü değilse çok acı sonuçları gün içinde yaşayabiliyoruz, görebiliyoruz. Bizler öyle bir medeniyetin evlatlarıyız ki insanı yaşat ki devlet yaşatsın, insanı yaşat ki dünya yaşasın diyen bir toplumun temsilcilerinin bu değişimi ve dönüşümü başlatmaları gerektiğine inanıyorum. Ve bu anlamda da Allah'a şükür iyi bir yolda olduğumuzu görüyoruz. Bunu başlatmak ve sürdürülebilir hale getirmediğimiz müddetçe geriye düşeceğimiz de muhakkaktır. Bu anlamda hepimize, yani rektörlüğümüzden tutun öğrencilerimize kadar, sivil toplum örgütlerinden tutun diğer STK'larımıza kadar hepimizin bu işte elimizden geleni sonuna kadar yapmak gibi bir mükellefiyetimiz vardır. Bu öyle bir toplantıda biz bu anlamda katkı sunduk, içinde olduk. Hepinizi bu anlamda saygıyla selamlıyorum. Başarılı bir toplantı olmasını canı gönülden diliyorum. Ticaret Odası Başkanımıza anlamlı konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Hasari Çelebi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Değerli Gebze Ticaret Odası Başkanım, değerli GETİP Başkanım, saygıdeğer akademisyenlerimiz, STK temsilcilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrenciler, konferansımıza hoş geldiniz diyorum. Böyle tam yerinde ve zamanında olan bir iş dünyası ve yapay zeka konulu konferansa ev sahipliği yaptığımızdan dolayı memnunluğumu dile getirmeye istiyorum. Malumunuz insanlıktan bu yana her devirde farklı güçler, farklı konular rağbet görmüştür. Tarihe baktığımız zaman bunlar arasında bir devirde işte görüyorsunuz sağlık ve tıp revaçta oluyor. Daha sonraki devirlerde bakıyorsunuz sihir ve büyü. Ondan sonraki devirlere bakıyorsunuz şiir, belagat, edebiyat revaçta oluyor. Bütün güç ve kuvvet o konuya odaklanıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz sanayi, Rönesans vesaire devrimlerinden sonra gele gele 21. yüzyıla geliyoruz. Bu devre baktığımız zaman 2000'li yılların başında bilişim, işte ondan sonra geldiğimiz noktada da şu anki en büyük güç
yapay zeka olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla birçok bilim adamının da işaret ettiği gibi bu devrin en büyük güçlerinden birisi artık yapay zeka olacaktır. Bu kapsamda Gebze Teknik Üniversitesi olarak sanayinin kalbindeki bir üniversite olarak da biz proaktif bir şekilde bu konuya eğilmeye başlamıştık zaten. Şahsım adına 2011 sonunda yurt dışından Gebze Teknik Üniversitesi'ne geldiğim zaman ilk verdiğim ders yaklaşık 12 sene önce makine öğrenmesiydi. Dolayısıyla o dersi lisans öğrencilerine anlatırken 11 sene önce tabii ki biraz daha teorik anlatıyorduk. Bir türlü işte uygulamalar, ufak tefek uygulamalardan bahsediyorduk o zaman. Tabii yani bu kadar yapay zekanın ve makine öğrenme konularının bu kadar gelişip farklı sektörlerde bir uygulama bulacağını açıkçası bir akademisyen olarak o zaman bile öngöremiyordum en azından kendi açımdan. Yani o işin işte makine öğrenmesi ve yapay zekanın temellerini öğretiyorduk. Ama geldiğimiz noktada yapay zekanın bildiğiniz üzere birçok uygulaması var. Sağlıktan tutun, ekonomiden tutun, endüstriye ve farklı sektörlerde uygulamaları var ve bu daha da giderek artacak. Bu kapsamda biz üniversite olarak dediğim gibi proaktif olarak biz zaten hem eğitim alanda hem araştırma alanda birçok aksiyon aldık. İşte bunların başında farklı çalıştaylar düzenliyoruz. Başta kendi akademisyen personelimize ve öğrencilerimize bu tür digital talents dediğimiz yeni yetenekler kazanmak hususunda çalıştaylar düzenliyoruz. Çünkü artık yapay zeka yani bir Microsoft Office uygulaması gibi artık bizim üniversiteden mezun olan her öğrencinin veya Türkiye'deki birçok üniversiteden mezun olan olacak öğrencilerin birçoğunun bilmesi gereken tool dediğimiz araçlardan biri olmaya başladı. Dolayısıyla biz de hem eğitim müfredatımızı gözden geçirmeye başladık. Bu kapsamda bizden mezun olacak öğrencilere hangi aşamada veya hangi seviyede bir yapay zeka dersi koyalım da ona göre mezun olmadan önce yapay zeka yeteneği kazansın diye bu kapsamda biz çalışmalara başladık. Ondan sonra çalıştaylar düzenliyoruz. Birçok araştırma projelerine hem ulusal hem de uluslararası projelerde yer almaya çalışıyoruz. Mesela en yakın çağrılardan birisi TÜBİTAK 1007 KAMAK projesi. Bizim TTO ofisi bu kapsamda bir ekosistem oluşturmaya çalışıyor. Buradaki değerli paydaşlarımızı da bu projeye destek vermeye davet ediyoruz. Bu ekosistemde kamu olsun, özel sektör olsun, üniversiteler olsun, farklı paydaşlar bir araya gelerekten bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. TÜBİTAK'ın yönlendirmesiyle. Dolayısıyla üniversite olarak biz yapay zekaya hem eğitim açısından hem araştırma açısından çok önem veriyoruz. Ve bu alanın giderek daha da çok önem kazanacağını öngörüyoruz. Yani ekonomik açıdan burada iş dünyasından temsilcilerimiz olduğumuz için yani orada gerçekten yapay zekanın milyar dolarlar belki trilyon dolarlar kapasitesinde bir ekonomik kapasite oluşturacağını öngörüyoruz. Bu şekilde biz de üniversite olarak bu tür faaliyetleri, bu tür çalışmalar ve konferansları destekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bu organizasyonu yapan, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı, başkanlarımızı, STK'daki temsilcilerimizi, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Teşekkürler. Evet, kıymetli rektör yardımcımız Hasari Hocam'a çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli katılımcılar, yaptığım bütün sunumlarda muhakkak bir hikayeyle başlıyorum. Bugünün hikayesi ne olur diye böyle bir kafamı yorarken şöyle bir hikaye paylaşmak isterim. Sabrınızı bir iki dakika alacağım. Günün birinde iki tane çok zeki çocuk var. Zekaları o kadar fazla ki karşılaştıkları herkesle alay edercesine davranıyorlar. Bu artık bir noktadan sonra öğretmenlerini, ailelerini rahatsız edecek noktaya geliyor.
Hekimlere danışıyorlar, o bölgenin ileri gelenlerine danışıyorlar, biz bunları nasıl iyileştiririz diye. En son diyorlar ki kaftanın ardında bir bilge var, bilgenin huzuruna çıkarın ancak o bunlarla baş edebilir diye. Çocuklara, ailelere söylüyor, çocuklar diyor ki tamam diyor, bir şartla, biz diyor avcumuzun içerisine bir kelebek koyacağız. Bilgeye soracağız, bu kelebek ölü mü, sağ mı? Eğer bilebilirse biz onun bilge olduğuna inanacağız ve yola geleceğiz diyorlar. Kendilerince de bir plan kuruyorlar. Bilgenin huzuruna çıkıyorlar. Diyorlar ki sen her şeyi biliyor musun? Hadi söyle bakalım, avcumuzdaki kelebek ölü mü, sağ mı? Çocuk haklı ya. Bilge ölü dese serbest bırakacaklar, uçacak. Sağ dese avuçlarını sıkacaklar, ölecek. Bilge kafasını kaldırıyor. Bilgece bir cevap veriyor. Çocuklar diyor, o sizin elinizde. Evet kıymetli katılımcılar, günümüz teknolojisini yakalamak, günümüz teknolojisine yatırım yapmak, günümüz teknolojisiyle Türkiye'nin uluslararası anlamda rekabette öne çıkmasını sağlamak tamamen bizlerin elinde. Eğer proaktif davranıp biraz önce kıymetli hocamın dediği gibi teknolojiyi zamanında hayatımıza geçirirsek, tıpkı matbaa döneminde olduğu gibi ıskalamazsak, tıpkı endüstri devriminde olduğu gibi geç kalmazsak, tıpkı bilişimde olduğu gibi geriden takip etmezsek aslında kocaman bir gelecek var burada. Dolayısıyla bugünkü bu keyifli konunun ilk sunumunu yapacak hocamız Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yusuf Sinan Akgül'ü ben kıymetli sunumları için alkışlarınızla sahneye davet edeceğim. Herkese merhaba. Kusura bakmayın biraz uzun sürdü hazırlanmam. Sizin için de özür dilerim. Biliyorsunuz bugünlerde herkeste biraz böyle boğaz problemleri var. Tekrar hoş geldiniz. İsmim Yusuf Sinan Akgül. Mühendislik Fakültesi Dekanıyım. Aynı zamanda bilgisayar mühendisliği öğretim üyesiyim. Yapay zeka konularında uzun bir süredir, tüm kariyerim boyunca demek istedim herhalde, çalışıyoruz. 1992-90 yılları civarında. Yani yapay zekanın tarihi bayağı eski ama böyle elimize dokunabilir somut bir şekilde bizim önümüze düşmesi 90'lar falandı. Çok farklı şeyler söyleniyordu, çok farklı gelecek vardı. Yani 1990'lardan, 2000'lerden, 2010'lardan sonra yapay zekanın bu hale geleceğini herhalde bırakın 90'ları, 2010'larda falan bile kimse tahmin edemezdi herhalde. Birdenbire çok farklı, beklemediğimiz bir anda büyük değişiklikler geldi. İnsanları şaşırtıyor. Bu konuda çok iyi olan insanları şaşırtıyor. Bazılarının hiç hoşuna gitmiyor bu türlü gelişmeler. Özellikle bu konunun duayenlerinin, eskilerinin. Ama gelişmeler bunlar. Gelişmeler neyse o şekilde öğreneceğiz. Kendimiz için iyi ne varsa onları bulmaya çalışacağız. Bugün burada konuşurken inşallah sıkıcı yapmamaya çalışacağım konuşmayı. Formül falan yok. İş dünyasından insanlar olduğunu biliyorum. Öğrencilerimiz var. Amacımız nedir? Neden bu konferans düzenlendi? Ondan sonra GTÜ bu konuda neden var? Onların hakkında bir şeyler söylemeye çalışacağım. Slaytlarımı böyle resimlerle falan süslemeye çalıştım ki birazcık daha bilmiyorum. Konuşurken insanlar sıkıla soruya baksınlar diye. Konferansın temel amaçlarından bir tanesi bu. İnsanlar nedense yapay zekadan korkuyorlar deyince, ya o biz o tür şeylerle uğraşmayız, birileri yapar biz de faydalanırız. En azından öyle olsun düşünceler var, ön yargılar var, korkular var. Bunu nispeten azaltmaya çalışacağız. Artı işbirliği çok önemli. Yani dünyanın etrafına bakarsanız bakın akademi tek başına akademi değil. İş dünyasıyla etkileşmek zorunda. İş dünyası tek başına akademiyle etkileşmeden bir yerden bir yere gelemiyor. Çok az mesafe kaydedebiliyor. Ve gençlere ihtiyaç var. Bu iş için beyin gücü lazım, heves lazım. Oturduğu zaman 12 saat, 18 saat durmadan çalışabilecek insanlar lazım. Bu türlü insanları bir araya geçirelim. Hedeflerimizden bir tanesi de o. Bunlar olduktan sonra yavaş yavaş işler daha düzelecek. İş insanlarımız görecekler ki esasında bunun zemini hemen hemen var, bunu yapanlar var. GTÜ'de bir türlü programlarımız var, onlardan birazcık bahsedeceğim. Ayrıca bu program başladığı zaman gönüllü mentorlarımız vardı. Gönüllü mentorlarımızın girişimcilerle, öğrencilerle buluşması, aynı sayfaya gelmeleri açısından, fikirler vermeleri açısından birbirlerini anlamak bakımından önemli. Programın sonunda da olacak. Bunu da daha önceden söylemiştik. Şimdi program başlamadan önce biz kayıt almıştık. Bu kayıt almıştık.
Kayıt sırasında insanların nereden geldiğini sorduk. Böyle bir dağılım çıktı. Bu sanırım dün aldım. Tam son rakamı değil ama aşağı yukarı. Katılımcıların hangi sektörlerden geldiği gibi. Üretim bayağı var. Ondan sonra bilişim iletişim tarafı var. İnşaat gayrimenkul tarafı var. Bu alanlara baktığımız zaman teşekkürler. Bu alanlara benim yanımda esasında şu sıcak şeyime biraz şunları alırsam. Sesimi biraz daha düzeltir herhalde. Bu alanlara baktığımız zaman biraz sonra başka bir slide göstereceğim. Dünyada yapay zeka konusunda en fazla pazar payının olduğu alanlar. Hemen hemen Türkiye'deki bu katılımcı kitlesinin oranıyla orası örtüşüyor. Yani inşaatçının, gayrimenkulcünün yapay zeka ile ilgilenmesiyle o konuda dünyada dönen para birbiriyle hemen hemen paralel, üretim alanı, sağlık alanı. Birazcık farklılaşmalar var. Onlara yine bakalım. Güzel bir dağılım olmuş. Diğer kısım da vardı burada. Diğer, o da 30'u 40'ı bulmuştu. Onlar da yaklaşık bunların alt grupları falan diye özetleyebiliriz. Yakalamak istediğimiz kitleyi burada yakaladık diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla elde edebileceğiniz kadar fazlasını elde etmeyi düşünüyoruz. Şimdi ufak bir anket alacağım burada. Cep telefonlarımızda şu QR kodu okutup birkaç tane sorumuz var. Basit sorular. Hem de birazcık interaktivite başlamış olur. Üç ya da dört tane soru var ya da beş tane soru. Arka taraflardan okunuyor mu bu QR kod? Biraz daha büyütmeye çalışayım mı? Şöyle yapsam belki. Tamam herhalde. Tamam. Güzel, sorulardan bir tanesi şuydu. Herhangi bir çalışmada yer aldınız mı? Evet diyenler, hayır diyenler. Rakamlar bu şekilde. Yani %60 civarında hayır. Giderek değişiyor tabii o. %40 civarında evet gibi. İşinizi de hayatınız daha iyiye doğru götürecek mi? Birazcık geleceğe doğru. Herkes evet diyor. Bu konuda bu ilginç. Evet, yani herkesin bu konuda inancı var. Buraya boşuna gelip burada oturmadık diyorlar insanlar. Evetlerin sayısı bayağı bir artıyor. Güzel. İleride yapay zeka ile ilgili bir proje düşünüyor musunuz? 6 ay içerisinde evet diyenler bu kadar. Bu hangisi mavi olanlar? 1 yıl içerisinde turuncu. Bir şekilde içerisinde olurum ama ne zaman bilmiyorum diyenler kırmızı şu. Evet ama zaman aralığı vermem. Yani şeyi biliyorsunuz, şu yapay zeka hayatımı, işimi kolaylaştıracak, iyiye götürecek deniyor. Ama bunların içerisinde bir kısmı, önemli bir kısmı böyle bir planım yok, yapmayacağım diyor. Ya da zaman aralığı vermeden bunun içerisine girebileceğini söylüyor. Şununla ilgili acaba bir Word Cloud falan oluşturuyordu. Aklınıza gelen ilk kelimeler. Robot, ChatGPT, güzel gelecek, otomatik teknoloji, yazılım, süreç iyileştirme, güzel, tamam, bilişim, devrim, pozitif kelimeler. Negatif kelimeler olsaydı zaten insanlar burada olmazdı herhalde. Tamam, bu durumda ben, yani bu topluluk içerisinde büyük bir korku var, insanlara endişeli gibi şeyler söyleyemeyeceğim. Bunları almış olduk. Bunlar bir kenarda dursunlar. Daha sonradan tekrar işimize yarayacak. Tekrar slaytlarımıza dönelim. Yapay zeka nedir ile birazcık başlayalım mı ilk önce? Birazcık hafiften tek, çok teknik değil, hafiften teknik konuşacağım. Bu tanım yapay zekacıların hiç hoşuna gitmez bu tanım. Yani çünkü genelde çoğu insan yapay zekanın insan benzeri düşünme, öğrenme, problem çözme yeteneklerinin taklit edilmeye çalışıldığını söyler. Ama dönüp düşündüğünüz zaman bu örnek çok sık verilir. İnsanlar üzerinde 1950'lerden beri çalışıyorlar.
1950'lerden beri yapay zeka ismi konulduktan sonra yapay zeka isminin yanlış olduğunu söyleyen de çok. O tarafta bayağı bir çalışma var ama diğer tarafta bugünlerdeki yapay zekanın gelişmesinden sonra şöyle rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Ya bize ne gelişme yapay zekanın tanımından, şundan bundan ne olur? Bu teknolojiyi kullanarak insanlar 2022'de 450 milyar dolar para çevirmişler. 2023'te bunlar bayağı şey rakamlar, tedbirli rakamlar. Ya yani bunun 1,5 trilyon dolar olduğunu söyleyenler de var şu rakamın. 2023'te bu bayağı bir artmış. Gördüğünüz gibi %25'ler civarında. 500. 2030'larda 2,5 trilyon dolardan falan bahsediliyor. Dünyada bu kadar rakam para var mı bilmiyorum. Eminim kağıt olarak yoktur. Bilenlerimiz vardır. Korkunç rakamlar bunlar. Ve böyle bu şey de şöyle bir grafik değil. Gördüğünüz gibi böyle bir grafik. Yukarıya doğru da gidiyor. Nerede duracak? Çok fazla bilmiyoruz. Şuraya çarparsa duracak artık bu diyemiyoruz. Çünkü yapay zekanın alevinin kaynağı, yakıtı veri. Verinin de sonu nereden gelir? Veri üretmeyi nerede durdururuz bilmiyoruz. Deselerdi ki ulaşım ne kadar gelişecek? Ya ulaşım neye dayalı? Elektriğe. Elektrik üretme kapasitemiz belli. Ya da insanların ne kadar ulaşıma ihtiyacı olduğu belli. Şurada durur gibi bir şeyler söylerdik ama yapay zekada öyle bir durum yok. Bazı firmalar var, diyorlar ki dünyada olabilecek tüm metinleri taradım, benim cebimde bekliyor. Bundan daha fazlası olur mu? Olur. Kendisi metin üretmeye başlıyor bu sefer otomatik olarak. Verinin de sonu yok. Bu nereye gidiyor bilmiyoruz. Bu rakam nereye kadar artacak? Dünyadaki tüm para yapay zekanın içine akıncaya kadar mı artacak? Bilemiyoruz ama bu imal edilebilecek bir resim değil. Yapay zeka birebir örtüşüyor bunlarla. Burada büyük gelişmeler olması bekleniyor. Pazarlama alanı, reklam alanı, otomotiv alanı bizim için önemli. Belki şu iki alan, üretim ve tarım, Türkiye için belki Gebze bölgesi için çok önemli. Sağlığın da önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlara katılımcılarla beraber bakarız diye düşünüyorum. Devam edelim. Başka bir insanların baktığı bu türlü teknolojilerde baktığı resimlerden biri de budur. Gartner denen firma, araştırmacı firma, yeni bir teknoloji çıktığı zaman der ki teknolojilerin şöyle bir şeyi var, döngüsü var. Teknoloji başlar, insanlar birdenbire ona merak salarlar. Şu beklentiler, üzerine bayağı bir yatırım yapılır. Beklentiler, şurası zaman, bu zaman, bu beklenti. Türkçesini bulamadım bunu, kusura bakmayın. Doğrudan Gartner'dan aldım. Zaman geçtikçe teknoloji üzerindeki ilgi artar, yatırımlar artar ve beklentiler artar. Bir yere geldiği zaman insanlar fark eder ki, yatırımcılarda, araştırmacılarda, iş insanları da bir fark ederler ki ya biz bunu fazla abarttık. Bir düşüşe geçer. Sonra belli bir yere geldiği zaman tamam derler. Ya bizim birikliklerimiz bu kadarmış. Artık biz bu işten istikrarlı bir şekilde para kazanmaya başlayabiliriz. Ufak bir rampadan sonra şu platoya erişir. Faydalı teknolojiler bunu yaparlar. Bazıları birdenbire şuralarda yok olur. Yukarı doğru çıkarken bir şey derler ki ya bu olmuyor, gitmiyor. Bazısı şuraya geldiği zaman bundan para kazanamayacağı anlaşılır. Bir kısmı da şuraya kadar ulaşır. Bu yapay zeka teknolojilerinden şu bilgisayarla görme, computer vision, bugünlerde şu platoya gelmek üzere. Yani bazı firmalar bu konuda sıkı para yapmaya başlayacaklar. İstikrarlı bir ortam. İnsanlar, çok güzel bir soru. Belki derste de bahsetmiştim, arkadaş dersimi alıyor. İnsanlar yapay zeka konusundaki gelişmenin bilgisayar bilişim dünyasını, yapay zeka dünyasını çok değiştirmediğini düşünüyor. En büyük değişim orada olmaya başladı. Biz şu anda ben programlama dersi anlatan bir hoca olarak programlama dersini nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Çünkü öğrencilere bugün sabah arkadaşlara quiz yaptım. Quizden hemen sonra da küçük sınav yaptım. Küçük sınavdan hemen sonra da sorduğum soruyu ChatGPT'ye yapıştırıp onlara gösterdim. Yani birazcık beraber değerlendirdik. Onun üzerinden 7-8 alıyor. Çoğu zaman da 10 da alıyor. Şimdi bu durumda benim verdiğim problemi ChatGPT tak diye çözebiliyorsa ben bu arkadaşlara ne öğretiyorum? O soruyu bir kendime soruyorum. Onlar da soruyorlar. Hocanın burada ne işi var ya falan. Bir krizin içerisindeyiz. O açık. Nereye gideceğiz buradan bilmiyorum. Cevap yok bende. Beraber bulacağız.
Ama şunu söyleyeyim, ben size ödev vereceğim, siz onu ChatGPT'ye yaptıracaksınız diye bir durum yok. Bir çözümünü bulacağız onun. Çözümünü kağıt üzerine yapın, geri getirin. Ama bundan 3 yıl sonra, 5 yıl sonra yazılım geliştirmek bugünkü dünyadan çok daha farklı olacak. Kesinlikle yapay zeka araçları daha fazla kullanılacak. Ama yazılım geliştirmek tamamen otomatikleşmiş, hiç kimsenin çalışmayacağı bir alan olmayacak. Yazılımcılar çok daha verimli çalışabilecek. Aynı işi yapan bir yazılımcı, işte 10 yazılımcı yerine bir yazılımcı yapabilecek, çok daha fazla yazılım ortaya çıkabilecek. Yazılımların kalitesi çok daha fazla olacak. Ama bunların hepsini babadan dededen kalma yöntemlerle yapmayacağız. Yeni yöntemlerle yapacağız. Birilerinin çıkıp bunu, arkadaşlarla çok konuşuyoruz. Yapay zeka dünyasında yazılım mühendisliği konusunda bir kitap mı falan mı beraber yapsak mı? Çıkacaktır, vardır, birilerinin aklına gelir. Yani 1950'lerde 60'larda transistörün üzerinde olan bu bilgisayar devrimi neyse, tamam mı? Şu anda olan devrim de aynı devrim. Çok heyecanlı bir zaman şu anda sizin yetişeceğiniz zaman. Belirsizlik var. Belirsizlik dezavantaj, aynı zaman da avantaj da. Belirsizlikte çok büyük avantajlar yakalayabiliriz. Sorunun cevabı dolayısıyla bilmiyorum. Beraber bulacağız. Burada da derdim. Hüsnü hocamızın da bahsettiği gibi biz bir yapay zeka firmasıyız. En derinlerde. Odağımız kalite ve verimlilik. Aynı zamanda bir Endüstri 4.0 startup'ıyız da. Fabrikalarda, imalat hatlarında çok çeşitli dikeylerle ilgileniyoruz ve onlara yönelik kalite kontrol sistemleri geliştiriyoruz. Kısaca özetleşmek gerekirse, bir veri teknoloji startup'ıyız. Çekirdek teknolojilerimiz, bilgisayar bugün ve yapay zeka, daha da spesifik olarak ele alırsak verimli öğrenme. İlk olarak 2018 yılında İstanbul'da kurulduk. Devam eden süreçte İspanya'da bir ofis atölye açtık. İspanya'da bir üniversiteye temadik verildiğimiz. Son yaklaşık 1,5 yıldır Yusuf hocamızla da çalışıyorduk. Yusuf hocamızla da beraber çok ciddi bir ilme kazandı sürdüğümüz. Özellikle teknoloji geliştirme anlamında ve devamında da bu sürecin de doğal bir sonucu olarak kendimizi Gebze'deki Üniversitesi Teknopark'ta bulduk. Onun için ayrıca çok teşekkür etmek isterim. Bizim için inanılmaz değerli bir yeni bir atılım oldu. Dün orada yeni bir atölyemiz var. Gebze Teknik Üniversitesi'nden öğrenci arkadaşlarından mezunlarla çalışmaya başladık. Büyüme sürecimizde de Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark'ta çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Diğer taraftan Türkiye'de İspanya Türkçü kuruluşlar tarafından destekleniyoruz. TÜBİTAK ve TEK Bankası Türkiye'de hepimizin milli kuruluşlar. Yine benzer şekilde İspanya'da da çeşitli kuruluşlar tarafından destekleniyoruz. Tam olarak ne yapıyoruz sorusunun cevabına makine yapıyoruz diyebiliriz aslına bakarsanız. Makinalarımızda endüstriyel kameralar oluyor. O endüstriyel kameralar seri imalat hatlarında bir takım kalite kritik ürünlere bakıyoruz. Oradan aldığımız görüntüler bir analiz ederek derin öğrenme modellerine ve ilahi zamana paralel kural bazı algoritmalarla eşleyerek az önce söz ettiğim gibi çözümümüzü çok güç, çok zorlayıcı kalite kontrol sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bunları yaparken arka planda bütün bu algoritmalarımız, işte endüstriyel kalite kontrolü ihtiyaç verecek biçimde, işte atıyorum mesela 8 tane kameranın aynı anda çok yüksek hızla çalışabilmesi, PLC'nin işte ya da diğer fabrika bileşenleriyle, cihazlarıyla, işte endüstriyel protokollerle sistemlerimizin haberleşmesini sağlayabilecek bir ölçü. Bu dizi özelliği, bir yere getirdiğimiz bir ölçeklenimdir. Muayene yazılımını da buna bir master verdiğimiz. Aynı zamanda geliştirmeye devam ediyoruz ve kendi projelerimize, kendi anahtar teslim yaptığımız makinelerimizde biz de bir master kullanıyoruz. Yakın gelecekte hedefimiz bir master'ı bizden de kopartır. Başka kullanıcıların da hiçbir şekilde inovatma ihtiyaç duymayacakları içinde kendi çalışmalarının bir master'ı kullanabilecekleri bir formata dönüştürmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki biz bu esnada son sürat kendi makinelerimizi, dikeylerimizi de geliştirmeye devam ediyoruz. DeepMaster birçok sektörde kullanılabilir. Birkaç az önce söz ettiğim özelliğe yanıt veriyor. Endüstriyel uygulamalar, haberleşme, eş zamanlı fotoğraf işleme ve analizi gibi sayabilirim en önemli öne çıkan başlıklarını. Az önce söz ettiğim o çok çeşitli dikeylerden de bir dizi örneği yine burada toparladım.
Bunların her birisi çok uzun süre Ar-Ge çalışması yaptığımız ve devreye aldığımız ve almakta olduğumuz çalışmalar. Bu arada şirketimizin rekabet avantajı açısından da bunu unutmak isterim. Bizim çalıştığımız alanda bir güçlük var ve ama bu aynı zamanda bir avantaja da dönüşüyor. Güçlük şu, odaklandığımız sorunun her biri için çok kalabalık ekiplerle çok uzun süreler Ar-Ge yapmak gerekiyor. Çok ciddi bir teknik bariyeri orada aşmak gerekiyor. Bu aynı aşıldıktan sonra da çok ciddi bir avantajı dönüşüyor tabii ki. O da şu, tekrar edilebilirliği çok güç oluyor yaptığımız çalışmaların böyle bir süreç işlediği için. Ve bu da bize bilet verecek. Odaklandığımız sorunlar hep çok yüksek market potansiyeli olan, market sahibi olan ve aynı zamanda ölçeklerin birbirini yüksek olan sorunlar oluyor. Bu da bizim orada biraz ne geldi bir noktada durabilmemizi sağlıyor diyebilirim. Son yıllarda üzerine en çok odaklandığımız ve en çok çalıştığımız projeler ki bu arada bunların hepsi müşteriyle de beraber ilerlediler çalışmalardı. Bu sunumda gördüğünüz çözümler olacak. Bunların en önemlilerinden bir tanesi beslenmiş metal yapan muayenesi. Özellikle otomotivde beyaz eşyanın çok karşılığı olan bir sorun. Bir dizi problemle beraber gelen bir sorun. İşte malzemenin çok parlatıcı bir yüzeye sahip olması, hataların karmaşık noktu üzerinde çok kayboluyor olması. Amacımız her zaman defektleri bulmak uygulamalarımızda. Ve bunu inline ve yüksek hızlarda yapmak dediği gibi bir dizi sorunla uğraştığımız bir proje. Burada Tofaş'la beraber uzun süredir çalışıyoruz. Tofaş bu konuyla ilgili uzun bir sourcing proje yaptıktan sonra çok sayıda startup arasında inovar projesi ve onlarla da yaklaşık neredeyse bir yıldır çalışıyoruz. Bu paketlerimizi devreye aldık. Birçok aşamaya geçti. Şu anda Tofaş'ta fabrikada çalışıyor. Çeşitli iyileştirmeler yapılmaya devam ediyor ama operatörün devre dışı bıraktığımız bir formatta bakmamız çalışmaya başladı. Preslenmiş metal devre çok üzerinde eğildiğimiz ve çok önemsediğimiz bir iş ve şirketimizin muhtemelen büyümesinde lokomotif projelerden birisi olacak bahsettiğim gibi. Çok büyük bir pazar potansiyeli var. Diğer taraftan üzerine baktığımız bir diğer konu parlak ve boyalı yüzey muayenesi. Yansıma karakteri olan yüzeylerde deflektörlük tekniği kullanarak ki uzman hocalarımız bilgiler bir zerre deseninde parlak bir yüzeye yansıtıp daha sonra o yüzeyden o yüzeyin fotoğraflarını çekip yani yansımanın fotoğraflarını çekip zerre desenindeki deformasyonları analiz edip oradan defekt bilgisini ortaya çıkartabilen bir yaklaşım geliştirdik. Bu da yaklaşık 3 yıl süren bir projeydi. İspanya'da Avrupa'nın en büyük otomotiv sektörü için parlak bir krom kaplamalı parça imalatçısı Mayer firmasıyla çalıştı. Bu da son derece başarılı ve ölçeklenebilir bir proje olarak ilerliyor. Benzer bir çözümün henüz hayata geçmemiş olsa da şu an aktif olarak Tofaş'la da boyalı araç yüzey muayenesi için değerlendiriyoruz. Orada da anlamlı bir yol alındı ve aynı teknoloji oraya ölçeklenebilir çalışıyoruz. Gıda sektöründe çeşitli çalışmalarımız oldu. Hatta ben de şu an o yüzden yollardayım. Valencia'da bir gıda sektörü hızlandırma, startup hızlandırma programına kabul almıştım. Orada da yine işte aslında gıda sektörü de bizim iki kriterimizi çok iyi karşılıyor. Bir, kalite kritik bir üretim olması gerekiyor ki gıda sektörü tamamen öyle. İkincisi de çok seri imalatı, çok düşük çevrim sürelerinde imalat edilmesi gerekiyor. Tıpkı otomotiv sektörü gibi gıda sektörü bunu çok karşılıyor. Ve orada da özellikle et işleri hatlarında çok çeşitli çalışmalarımız oldu ve oralarda da çalışmalarımızı ölçeklemeye devam ediyoruz. Bir diğer çok önemli başlık odaklandığımız cam. Camda da cam muayenesinde de çok ciddi zorluklar var. Çok farklı, epey bir firma var. Hiç tabii ki üzerine eğilmemiş bir konu değil. Çok büyük bir sektör ama çözülmeyi bekleyen bir dizi problem var. Biz burada yine az önce parlak yüzey muayenesinde olduğu gibi çok özel bir teknik, hatta patent süreci başlayacak bir teknik geliştirdik. Camın zerre basınca bu kez yansıtmakla beraber aynı zamanda camın altına koyup yukarıdan cam malzemeyi üzerine zerre desenini koyup en yukarıdan da kameralarla fotoğraflarını çekiyoruz ve yine zerre desenlerinin deformasyonundan
çok çeşitli sorunları burada tespit ediyor. Öyle ki camın içerisinde bulunan konvansiyonel sistemleri tespit etmek çok zorlandı. İşte hava kabarcıkları gibi dış düzeyde kendisi devlet ya sorunları bile bu şekilde tespit edebiliyoruz. Bu da yine Bursa'da ortakçı cam isimli otomotiv cam üreticisi ile ilerlediğimiz bir proje son derece başarılı ilerlediğini söyleyebilirim. Bunlar temel dikeylerimizdi ama bununla beraber bitirimde en öne koymadığımız ama yine bizim için çok değerli olan ve ilerlettiğimiz bir dizi başka proje var. İlginç olacağını düşünüyorum, onları da buraya ekledim. İşte mesela yüzeylerde özellikle otomotivde çok karşılığı vardır. Kozmetik parçalarda hata muayenesi, işte montaj hatlarında varlık yokluk kontrollerinin çok hızlı, çok seri biçimde hem de hibrit ve output verecek bir biçimde varlık yokluk kontrolü çalışmaları. Kumaş muayenesi projelerinde yine tekstil sektöründe çeşitli denemelerimiz vardı. Onları örnek gösterebilirim. X-ray imaj analizinde çok güçlüyüz. Burada özellikle havacılık sektöründe ve otomotiv sektöründe çalıştığımız firmalar oldu. Orada işte tıpkı bir doktorun, aslına bakarsanız az önce hocamız da bu konuya değindi. Tıpkı bir doktorun bir akciğer filmini incelediği gibi özellikle otomotiv sektöründe, havacılık sektöründe tarifik parçaların X-ray filmleri çekiliyor ve operatörler normalde inceleyerek bir kontrol muayenesi yapıyorlar. Biz de bunu operatörler yerine AI modelleriyle yapan sistemler geliştirdik. Değerli aldık. Havacılık sektöründe çeşitli girişimlerimiz var. İsmini ne yazık ki paylaşamayacağım. Bizlik nedeniyle bir hepimizin çok iyi bildiği Türkiye'de bir havacılık firmasında iki konu üzerine odaklanmaya başladık. Bu müşterimizi isteyen nedeniyle isim paylaşamıyoruz ama projeye aktarmamızın sakınca yok. Birincisi barajdolu kameralar kullanarak jet motorlarında bilekler, kanatlar üzerindeki korozyon analizi ve derecelendirilmesi. Bir diğeri de jet motorların bakım işlemleri yapıldıktan sonra yine aynı şekilde az önce söz ettiğim varlık yokluk kontrolünün derin öğrenme modellerinin yapılması. Buradaki en büyük avantaj aralıklar bir tanesi özellikle kabloları pozisyon kontrolünde bir parı çıktı elde edebiliyor olmamız. Bu alanda çok müşterimiz için çok değerli bir gelişim oldu. Bir aynı şekilde parlak yüzeyde de işte enjeksiyon kalite muayenesi gibi çeşitli çalışmaları örnek gösterebilirim. Epey başka bir çalışmamız var. Yani hepsini buraya koymuş olsam belki çok uzun konuşmam gerekecekti ama farklı şeylerle örneklerini araya getirip genel bir fikir vermeye çalıştım diyebilirim. Tekrar teşekkürler dinlediğiniz için. Sorularınız varsa teşekkür ederiz Emin Bey. Hocam. Soru varsa alabiliriz. Çok fazla vaktimiz yok ama bir tane alabiliriz en azından. Emin Bey, deneyicilerden değil de ben de soru sorayım. Nasıl başladınız bu yapay zeka teknikleri kullanmaya bahsettiğiniz işte? Nereden geldi yani bu? İhtiyaçtan mı kaynaklandı yoksa teknoloji vardı biz bunu buraya uygulayalım mı dediniz? Siz bir makine mühendisiniz, aynı zamanda MBA'leriniz de var. Bu başlangıç hikayenizden ama ilk önce bir bahsedebilir misiniz bir de? Doğru hocam, ben makine mühendisiyim. Uzun yıllar otomotiv sektöründe çalıştım. Aslına bakarsanız teknolojik işlere çok meraklıydım. Farklı bilimlerde çalıştım, satın alma, proje liderliğinde ama hep Ar-Ge takımlarında yer aldım. O cross-functional takımlarda yer aldım bir mühendisliğim. Çok seviyordum o işleri ve bir startup'ım olsun bir ses istedim. Kalite tabii ki otomotiv özellikle en önemli başlıklardan bir tanesi. Konfüzyon tabanlı o muayene sistemlerinin devre alınması çalışmalarına çok bulmuştum. Belgelerin ilk dedi, firmada Türkiye'de çalışmıştım. Ben hep öyle bir hevesim vardı. Derken, ben bu konuları kapıya varken, yapay zeka işte ilk defa bundan 18 sene önce bir dalga şeklinde belirdi. Giderek gideceğim bir dalgaydı o. Oralara eğildim. O işlerin nasıl olduğunu anlamaya çalıştım. Bir baktım ki, birçok yerde çözülen bir program bilgi öğrenme modelleriyle çözülebilir. Birkaç öyle startup buldum. Onlar çok inandırıcı oldu derken az önce söz ettiğim mesela parlak yüzey muayenesi çalışması bizim için benim çalıştığım firmada da çok büyük bir sorun ve yeterli bir o işin aklına gelecek makine bulamıyorduk ya da çok pahalıydı.
Aslında bakarsanız o ilk başlangıç projemizde olmuş. Oradan başladık derken kapı kapıyı açtı. İspanya'ya geldik vesaire derken bugünlere kadar geldi şimdi. Biz şu an daha hızlı bir yere devam ediyoruz. Hatta güzel bir haber paylaşmak isterim. Bu sabah İngiltere'ye bir makine sattık. İşte Amerika'ya bir makine satmıştık hatırlarsınız. Böyle ihracat yapan da bilinen bir ülkemizde yani uluslararası alanında gururla kimseyden kullanılmıştık. Parantezli savunucularını da paylaşmış olduk. Hikayemiz de bu şekilde.